March of the Eagles Osmanlı serisinin 8. bölümünden herkese merhabalar diyorum. 7. bölümde devletimiz Rusya Devleti ile yaptığı savaştan istediği sonuçları almaya devam ederek ilerledi. Ve 7. bölümün sonunda 8. bölüme giderken Avusturya Devleti'ne bir savaş ilanında bulunduk. Çünkü almak istediğimiz toprakları var. Bir yandan o savaşı, bir yandan bu savaşı sürdürüyoruz. Tabii geçen bölümde bir de Mısır'ın ilhakı sonunda gerçekleşti. Bakalım bu bölümde hedeflerimizi ne derecede ilerletebileceğiz diyorum. Durduk yerde aklıma Fas geldi. Ha, donanma gelmiş bu arada. Ben geçen bölümde donanmayı göndermiştim buraya ama disband değil. Ha, gemiye bin. Hocam sen gel, şu orduyu şuraya indireceksin. Şey, buraya değil, pardon. Şuraya. Şuraya indir. Orada bir kuşatma, bir şey yapacağız. Artık hayırlısı olacak. Oraları da almak istiyoruz çünkü sen burayı da işgal et abi. Çok güzel. Bravo. Tamamdır. Şimdi bizim şu Azov'a gidelim. Azov'u işgal edebilirsek güzel olacak. Şu abi geliyor ciddi bir şekilde. Hızlı bir şekilde hem de. Çok hızlı ve ciddi bir şekilde. Bu arada ben seni Agram'a diye buraya mı yönlendirmişim? Neyse. Ben de diyorum ne zaman işgal olmuş Agram ya? Gel hocam gel. Gel çabuk bunu yakalayalım bak. Bu çok ciddi, çok ciddi işler yapacak bu. Onu yakala da sana zahmet. Bu abi de insan gücünü doldurmaya çalışsın biraz. Sen hatta şöyle de gelebilirsin. Bu ordumuz gidiyor. Azov'a vardık. Orayı sanırım kuşatırsın. Haydi bakalım göster kendini. Bravo diyoruz Sayın Osman Pasvan oğlu. Tebrik ederiz. Çok başarılı bir savaş çıkartıyor kendisi. Mısır'ı ilhak etti, geldi. Şimdi de Rusya'yı mahvediyor. Hocam sen nereye gidiyorsun? Bence hiç gelme bu taraflara. Bak ben sana söyleyeyim. Nereye gidiyor şimdi? Nereye gidiyorsun? Buraya mı? Ya boş ver, oraya gidip ne yapacaksın hocam ya? 12, 11 yakaladık. Güzel. Evet, Avusturya ordusunu bir kez daha yakalamış olacağız. Ha, bizim donanma gelmiş. Hocam sen şurayı hemen bir kuşatmaya başla da sana zahmet. Tamamdır. Orayı bir kuşatma yap. Bu arada evet çok rahat bir galibiyet daha elde ettik. Bravo sayın ordum. Yani biz artık Avusturya sana ne diyelim bilmiyoruz. Şimdi bak dur bakayım ne diyecek. Bak kardeşim bana bu toprakları ver diyeceğim. Vermezsen yazık olur. Ver ver ver. Ha veriyor. Ver. Vallahi veriyor. Yalnız hemen de 58 oldu. Şu iki toprağı da isteyebilirsek güzel olacak. Belki şurayı da mı isteriz? Yani dur, önce bir bakalım. Şu işgal etmek istediğimiz yerleri bir işgal edelim. İnsan gücü kaybımız 56.000'de. Ha, burada asker var. Buraya harcayacağımız zamanı şuralara harcayabiliriz. Biraz o belki askerlerini hem çıkartmak gibi bir girişimde de bulunabilir. Sen nereye gidiyorsun bakayım? 18'i. Evet, onu da yakaladık. Çok güzel. Savaş tam istediğimiz gibi devam ederken Riga şehrinin tamam Korfu'ya vardın mı hocam sen? Ne kadar orada asker varmış? Topçu var. Yok orada tamam kuşatma. Şimdi bekleyelim onu. Yavaş yavaş kuşatılırsın. Sen abi ha bir dakika bir dakika bir dakika. Ne zaman gidiyor bu? Ha iyi tamam şöyle yap da. Çünkü bu askerler sonra gidiyor. Yok efendim şu kalelere giriyorlar. Ondan sonra bir daha işgal et edebiliyorsan. Sayın oyun yani ayıp oluyor. Sen şuraya bir gelsene. Orayı kuşatma durumun varsa bir 5 dakika hemen orada bir hallet sana zahmet. Şimdi bu Avusturya'yı şuradan da bir dakika. Şimdi buralara işgal etsek mi ya? Bura. Evet, şuralı ya da gitme sen boş ver. Şuraları bir işgal etsek yeterli. İnsan gücü kaybetmeyelim şimdi. Evet bir kez daha Rus ordusu yenildi. Ne kadar ordusu kaldı Rusların? 309 bine düştü. İnsan güçleri tabi biraz artış gösteriyor. Tabi biz o insan güçlerinde. Oo. Burada evet. Sayın Rus ordusu. Hoş geldiniz. 2 gün içinde buradan kaçabilir miyiz? Kaçabilir miyiz hocam buradan 2 gün içinde? Kaçamıyoruz.
Sayın Rusya, gözünü seveyim yapma. Bak burada şeyler var. Dur bakayım saldırayım. Kaçacak mı geri? Ne yapıyorsun? Sayın Rusya, geleceğim diyor. O zaman yapacak bir şey yok. Sizin göreviniz bu kadarmış. Teşekkür ederiz. Artık elinizden gelen mücadeleyi gösterin ama ağır bir yenilgi alacağız gibi geliyor. Viyana'ya gelen bir Avusturya ordusu gördük. Onu bir kez daha yenmeye çalışacağız. Tamam. Sen orayı şeyi bir kere Korfu'yu alacağız. Onu almamız lazım. Evet, Rusya ordusu saldırıyor. Zaten bizim burada saplimiz de herhalde yeterli değildi. Bakayım ne olacak şimdi burada. Yavaş 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 yani yavaş yavaş. Evet, ezildi. Evet, ordumuz müthiş bir ezilme örneği gösterdi. Tebrik ediyoruz. Hocam takip etme. Gözünü seveyim takip etme. Takip etme orduyu. Yazık günah. Adamlar ne yaptı size bu kadar? Takip etmeyin hocam. Bakalım geliyor mu? Gelme gelme. Rusya gelme. Kim bu? Bak burada adamların ordusu var. Hiç onların peşinden gitmiyorsun sayın Rusya. Yani yakışıyor mu sana? Geldim bizi kovalıyorsun. Sen vardın mı? Heh. Bir assault da sen yap hocam. Güzel. Şimdi bir dakika. Bizim almamız gereken yerler aldık mı hepsini abi? Onu bir söyleyeyim bize. Nikolayev. Ha şurası var. Korfu var. Tamam. Şimdi ben mesela Rusya'ya desem ki Rusya. Şu kabul etmeyecek gibi ama. Ver. 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 Ha kabul ediyor. Ver. Ver. Vallahi diyor. Ver hocam bütün ülkeyi ver. Elini korkak alıştırma ver. Vallahi veriyor. Oo veriyor. Şunları da alabilirsek eğer şöyle. Bakayım. Vallahi veriyor. Şurayı da ver. Bakayım. Şurada Rostov var tabi de. Şu Nikolayev'i işgal edelim. Şuradan şöyle bir birleştirirsek. Yani istediğim gibi bir şey olacak. Bir de tabi Korfu'yu isteyeceğiz. İdeamız geldi. İde olarak şeyi seçebiliriz. Yine Osmanlı İdeasından devam edelim. Sayın Avusturya bekliyoruz. Hala gelemedin mi hocam? 4 September. Hadi bakalım. Hoş geldin. Şöyle bir saldır sen de. Alt bak 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 bak. Ya ne uyanık adamlar oldunuz siz böyle hocam ya. Geliyor musun? Bak her gün erteliyor. Vay arkadaş ya. Sen ne yapıyorsun orada? Şuraya gel. Yukarıda kaçamadı değil mi bu? Bu kaçamayacak abi. Bunun sonu çok kötü olacak ya. Bu abimizin sonu çok kötü olmuş durumda. Maalesef. Gerçi kaçtı oradan. Ha iyi. Dur bakayım. Şöyle. Oradan kaç bakayım. Kaçabilecek mi? Şöyle bize. Hocam gelme. Boş ver ya. Vallahi boş ver. Ne diyor? 8. Vallahi boş ver. Hiç şey yapma yani. Kaç sen oradan. Şimdi bu Avusturya abimiz bir türlü buraya gelmeye ikna olmuyor. Her gün erteliyor bak. O zaman ben gelirim abi sana. Yanlış anlama ama bu kadar da olmaz artık. Kaç gündür gel diyoruz. Burada bizi oyalıyor. 13, 14 yakaladık. Güzel. Şimdi sen kaçabiliyor musun oradan? 13. Vallahi kaçıyor. Kaç 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 hocam kaç. Yakalanma sakın. Adam bizi doğrayacak. 26. Oo iyi. O da yakalandı. Şimdi şu abiler buraları işgal edebilse ne iyi olacak. Şimdi şurada şöyle. Tamam. Ha bak buraları da alabiliriz. Bir bakalım. Şimdi şurada evet Osmanlı ordusu bir kez daha Avusturya ordusunu mağlup ediyor. Tebrik ediyoruz. Düşmanımız kaçmaya çalışsa da yakalanmayı bildi. Şimdi buradaki abiler... Ha sen S8'i bitirdin. Gel. Bu abi ne yapıyor? %12'de. Sen de bitirdiğinde... Hatta seni şuraya alalım mı? Bir destek ver bakalım. Burayı bitirebilecek miyiz acaba? Şimdi... Ha bak Rostov'daki askeri kaçırıyor. 11 Ekim'de kaçacak oradan. Umarım yakalayabiliriz. Bu arada Rus ordusu vazgeçti. Geri mi gidiyor? Vallahi geri gidiyor. Güzel. Sen şöyle gel. İnsan güçleri. Oo askerleri 298 bine kadar düştü. Çok güzel. Bravo.
Şimdi biz izlemeye devam edelim. Herhalde aynı anda iki savaşı da bitireceğiz gibime geliyor. Avusturya ve Rusya savaşlarını. Sonrasında ufak bir şu savaş yorgunluğumuzu düşürmek için bir çabamız olur. Aylık gelirimiz 35 diyor. Biraz daha gemi de basabiliriz ama. Sen gel bakayım oraya. Şurayı almak istiyorum. Burada ha, kaçmadı mı o? Kaçsaydım hocam ben evde kaçıyordum onu. Şimdi 65 binlik bu abi burayı şimdi bu burayı olmaz. Bu olmaz. Yani çok büyük kayıp olacak çünkü. Sen yine mi geliyorsun Sayın Avusturya? Avusturya yine asker toplamış geliyor arkadaş. Bütün oyunumuz şu Avusturya'nın asker toplayıp gelmesiyle geçti. Maalesef diyoruz ona da. Şimdi Agram da bitse şuraya bir bakacağım. Askerim geldi sayılır. Askerim bir Rusya bir yapma. Tamam. O burası hızlı gidiyor. Tamam. Muhtemelen orayı da kısa zamanda işgal edeceğiz. Ve sonrasında Avusturya'ya diyeceğiz ki kardeşim ver oraları bize. Bizi de uğraştırma, kendini de yorma. Bizim çünkü seninle başka bir derdimiz olmaz. Bu abi geliyor mu? Bak bu gene bizi oyalamaya çalışıyor. Şuradan şöyle gelsene sen yine aynı taktik. Hadi bakalım. Bu abimiz askerlerini toplasın azıcık. Güzel. Gayet istediğimiz gibi her şey devam ediyor. Bu arada tabii gene bak. Efendim? Oo! 22 gemimiz kaybet. Bravo. 22 tane gemimiz 8 tane gemiye maalesef kaybediyor savaşı. Şöyle gel de. O sanırım ideaları fulledi o. Biraz o yüzden savunmada kaldık ya. Ondan sanıyorum böyle bir durum meydana geldi. Sen şöyle gelsene hocam. Şimdi şurası bitecek dedik. Burası da bitiyor. Avusturya hayır. İstemiyorum. Sen girdin mi gene yoksa savaşa? Genelde çünkü yok abi sağ ol. Çünkü bu gibi durumlarda genelde ateşkes teklifi gönderiyor. Yani bir bakıyor böyle Rusya falan gelmiş ya. Şey Fransa. Hemen diyor ki dur Osmanlı abi seninle bir ateşkes yapalım. Ya biz de tabii ki etmiyoruz yani. Şimdi bu Rusya her an gene bize doğru gelebilir. Sen oradan gidiyorsun öyle. Ya da kal sen bence. Bu kaç bin kaybımız? 55 bin kaybımız var şu anda. Galibiyetler devam etti. Ha, Karsburg bitti. Güzel. Burayı isteyeceğiz düşmanımızdan. Sonrasında bir de şurayı isteyebilirsek. Bakayım ne diyor Avusturya şu anda. 62 savaş skorumuz var. Bak burayı şurayı ver diyeceğiz. Ver ver. 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 Ha, bak 80 oldu. Bayağı yükseldi savaş skoru. Şurayı veriyor ama. Bir de şurayı isteriz o zaman. Muhtemelen o şekilde savaşı bitiririz. Bir sonraki savaşta da kalan yerleri almaya çalışacağız sanırım. Bayağı bir savaş skoru istiyor almak istediğimiz topraklara. O açıdan sıkıntı yaşıyoruz. Sen orayı alırsın. Tamam. Evet, bu bölümde de devletimiz tabii ki dediğimiz gibi istediği sonuçları almak için uğraşıyor. Bir yandan da gelen bu abileri efendim ok devam et deyip duruyoruz. Şimdi şu Korfu bitse de alsak diyorum orayı artık. %0'da. Neler oldu? Bir dakika şimdi. Heh, bir şehir daha bitti. Güzel. Hocam sen şuraya gel. Burası %24'te. Tamam. Bence sen hatta buraya bir yere git ya. Bakayım şöyle şimdi. Rusya bu arada bizden bazı yerleri aldı. Bak buraları biz alacaktık. Sayın Rus, şey Rusya diyorum Fransa. Buraları biz alacaktık. Bizden aldı oraları. Şimdi onu da yendin. Güzel. Şurayı da bir işgal et de. Defeat mi? Bak geldi saldırdı. Ama ben nasıl biliyorum ya. Ben bu abileri nasıl biliyorum. Seni çakal Rusya. Hah, Agram da bitti. Güzel. Şimdi
Avusturya, ben ateşkese razıyım abi. Ben diyorum ki şöyle, bayağı da bir savaş skoru oldu ama. Veriyor musun? Az önce 83'e kadar kabul ediyordun hocam ya. O zaman bir saniye. Sana ne yapalım? Ben bunu, ya ben bu ateşkesi istiyorum abi, bir dakika. Bir daha şey yapalım. Şurada askeri var. Ona saldıralım. Viyana gelecek sözde. Zaten bir Viyana gelemedi. Şöyle bir git. İki şehir daha işgal edelim. Belki o zaman kabul eder. Bu arada Rus ordusu çok ilginç şeyler yaptı. Böyle duruyor burada yani. Bukta kaldı Rus ordusu. Yani işgal edeceğim diyor ama işgal de edemiyorum diyor. Bir garip bir tavrı var. Ne yapmak istediğini kendi de anlamadı. Sen Rostov'a gidebilirsin. Yavaş yavaş seni bir Rostov'da görevlendirelim. Assault denemek açıkçası hemen istemiyorum. Biraz bekleteceğim, ondan sonra bir Assault deneyeceğim. Bu abi nereye gidiyor? Ya arkadaş, sen bir niye böyle aksiyonlara girişiyorsun ki Avusturya? Yani bak, ben senin iyiliğin için diyorum. Şurada savaşı hemen bitirelim, gitsin yani. Bak, bizim anlaşmamız belli. Şey, yanlış bastık. Ha. Ya bizim belli bak, kalmamış artık senin savaş istekliliğinde. Hani bırak git artık savaşı ya. Bak. Vay arkadaş ya. Kaç? 9000 burada asker var. Şu Pırağa dalı var da. Seni de şuraya bir yere alalım. Bakayım. Şuraya gel hadi. Şu Pırağa... hayır abi. Hayır. Maalesef. Maalesef diyorum. Bak ben... Bir dakika. Sayın... Ha, reddediyorum yani. Ha. Şurayı da al. Tamam. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Viyana'ya doğru. Tamam, ben de geliyorum buraya. Şimdi bir kez daha soruyorum. Bak, kabul ediyor musun? Avusturya. Şunları vereceksin abi. Bak, çok zor bir şey değil bu ya. Ha, bunları vereceksin ya. Ha, işte bu. Tamam. Para da ver. Ver abi. Ha, ver ver ver. Veriyor. Adam veriyor abi. Bayağı bir savaş skoru yapmışız şimdi. Ha, tamam. Budur. Anlaşmamız budur. Evet. 8. bölümde kaçıncı oldu bilmiyorum ama bayağı bir Avusturya Savaşı yaptık. Ve bunu da bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Hayırlısı olsun. Şimdi. Abi sen gel en iyisi şöyle bir yere de geriye doğru. Şuraya bir yere çekil. Bu abiyi de şuraya bir yere alalım. Sen de şuraya bir yere gel. Böyle takılın siz. Sen öylesin. Bu abi oraya gidiyor. Ben şuraları da bir işgal edebilirsem muhtemelen bu savaşı da bitireceğiz. Tabii Korfu kaldı. Korfu'yu hala işgal edemiyoruz. Böyle bir durum var. Korfu'nun işgal edilmesi iyi olacaktı. Ama şu an kötü oldu. İşgal edilemiyor. Heh, sen de buraya geldin. Gel hocam gel. %10 mu? Ne yaptın hocam ya? Ne yaptın hocam? Bayağı bir kayıp yaşayacağız şimdi orada. Sen şuraya gel ya. Ben bir sana yalandan assault yapsam ne olur acaba? Burada kaç bin asker kaybederiz? Ha? Sayın oyun. Burası... Bir deneyelim bakalım. Evet. Şimdi korka korka bastık ama ne kadar kayıp yaşayacağız bakalım, göreceğiz şimdi. Evet, buyurun. Bayağı bir kayıp oldu. Belki kazanamayabiliriz bile. Şimdi sen öylesin öylesin. Tamam. Şuraları işgal edeceğiz de. Korfu yalamamak üzecek yani. Muhtemelen Korfu bize bir sıkıntı çıkarttı şimdi. Şurayı da düşüremedik. Bir dakika. Rostov düştü mü? Vay arkadaş. Bravo. Sayın ordum. Tebrik ederim. Gayet başarılı bir saldırıyla kendileri Rostov'u kuşattılar. Tamamdır. O Korfu'nun sahipliği var mıydı? Seni şuraya alalım. Başka burada hak iddiası olan devlet var mıydı? Ben hiç bakmadım ama. Ha, Yunanistan var. Şimdi ben desem ki Rusya'ya bayağı da bir işgal yaptık. Şöyle versen buraları. Ver ver ver. Veriyor mu? Vallahi veriyor. Ne kadar güzel devlet. Yani sen iste yeter diyor. Bak. Kardeşim diyor, sen iste ben veririm, ne olacak diyor.
Şimdi Yunanistan'ı serbest bırak desen onu kabul etmiyor bak. Niye? Toprak istesem onun yerine. Ha, demek ki 55 şu an. Maksimum yapabileceğimiz anlaşma. Peki. Peki. Buradaki ordu gücü ne oldu? Bayağı bir erimiş abi. Burada adamların ordusu kalmamış. Bir dakika, biz buraya saldırı yapabiliriz. Gelsene şöyle. Siz de şöyle gelin. Yalnız öyle gelmeyin. Ha, şöyle gelin. Bir saldırı yaparız abi burada. Ha, Rusya'nın ordusu kalmamış. Hiç bakmadık ki adam ne yapıyor, ne ediyor. Burada gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Heh. Nikolayev düştü. Evet. Bu arada Nikolayev düşüyor. Şurayı da bir alabilirsek eğer. Herhalde diyeceğiz tamam kardeş. Bir de şurayı alalım. Hazır gelmiş ki alalım hocam yani. Ne yapalım? Sonuçta savaşı biz açmadık. Rusya açtı. Evet. Rusya'nın yalnız şu taktiği de bizim işimize geldi. Niye böyle yapıyor? Hala anlamadım ama Rusya ilginç bir şekilde ne işgal yapıyor ne bir şey, böyle garip bir hali var. Yani ilginç. Fransa ne yapıyor? Fransa da buldu tabii ülkeyi boş. Baktı, dedi ki Osmanlı zaten yeniyor. Bir de ben, dedi, yenerim burada. O da dalıyor gidiyor abi. Bu işler böyle. Şimdi hocam sen bir de sana zahmet şuraya gelsene. Belki burada işgal edecek yer buluruz. Burayı da alalım mı? Sayın Rusya, ne istersek vereceksin bize toprak olarak. Şimdi bakıyoruz, bakıyoruz. Evet. Yani şu an burada aslında bakayım. Sen geri gidiyorsun. Bak burada çok rahat bir saldırı yapabiliriz. Asaltlarımız da var. Ne bakayım. Sizi şuraya bir yere almakta fayda olacak. Şöyle gelseniz. Hayır Rusya. Rusya hayır maalesef. İstemiyorum. Şimdi de bana diyor ki abi diyor ne olursun diyor. Ne olursun tamam diyor, ben kabul ettim diyor yenildiğimi. Ne istersen vereceğim diyor. Bakalım veriyor mu harbiden. Şimdi böyle dedi ama. Hani. Bir de bize böyle toprak vermezsen ayıp edersin. Bakıyoruz. Bayağı bir alıyoruz yani şu anda. O 55, ha bu sefer 50 işte 59 civarlarında dedi, 57 58 vesaire oralarda bir yerde sanırım. Artık kabul etmiyor anlaşmayı. Biraz daha yükseldi. Şimdi burada bu abiler ne yapıyor? Ona bakmak lazım. Şimdi ha sen gel gel oraya gel. Buraya gelsene hocam, niye gelmiyorsun ya? Gelsene sayın ordumla tanış. Rusya. Şimdi bu oraya gitti. Ben şu abiyi şuraya çeksem, bu abileri birleştireyim. Şurada neler olacak bir bakalım. Burayı yakından izleyelim. Bir şehir daha bitecek de. He. Bu nereye gidiyor şimdi? Plevne. Buraya gelecek de. Ha bak. O geri çekiliyor. Şuraya saldıralım mı? Ne olur? Desteğe gelen var. Bayağı bir asker var burada şimdi. Ben şuraya saldırsam, burası saldırmaya da elverişli bir yer ama bakayım 7 7 yetişemeyeceğiz sanırım. Şimdi şu Rus ordusunu buradan bir yani derken saldırdı. Neyse hemen destek destek beyler, adam saldırıya geçti. Ama tabii ki ordumuz tarafından ezildiler. Bravo diyoruz. Sen şöyle gel hocam. Bakayım şimdi şuraya. Çok dikkatli bir şekilde izlemek lazım. Buradan bir şeyler çıkartmamız lazım. Çünkü burada elde edeceğimiz müthiş bir galibiyet bir anda savaşı bitirmemize neden olur. İstediğimiz şekilde hem de. Evet buyurun, bir saldırı daha geldi. Yani ordularını kendi kendine harcamaya devam ediyorlar derken 80 bin kişi oğulları gel abi çabuk 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 destek verin. Burada kaybedebiliriz. Şu an yüklü bir ordu sayıları var. Sen yetişebilir misin acaba? Biraz destek ver hızlı bir şekilde de ama... Bakayım. Yok kazanamayacağız. Burası, burada ağır bir yenilgi aldık. Zaman ama bir dakika. Oo, savunmayı düzelttik. Güzel. Abi sen de gelsene desteğe sayın Vassal. Gel Vassal gel. Yalnız çok büyük kayıp yaşattık. Rusya inanılmaz bir kayıp yaşıyor. Bakın ordu gücü neredeyse sıfırlara indi diyeceğim de 188K.
Güzel güzel. Bayağı bir kayıp yaşattık. Çok güzel. Ve burada Osmanlı ordusu muhteşem bir savunma yapıyor. Buyurun. Nerede kaybettik biz? Ha, kurtarmaya mı başladı? Sen bir kaçsana buradan hocam. Bu da burada. Korfu yalnız kuşatılmıyor. Korfu'da hiç ilerleme yok. Korfu niye böyle yapıyorsun? Şuraya bir bakalım. Defeat olduk ama yani iki katımız kadar ordu gitti. Daha ne yapabiliriz ki artık? Böyle bir savaşta. Güzel. Tebrik ederiz. Ordumuz hani kaybetti ama muhteşem bir zarar verdi rakibine. Derken bir saldırı daha aldık. Şimdi bu tabii morali zayıf orduya saldırarak hızlı bir şekilde bu ordunun efendim direncini kırmaya çalışıyor. Rusya ne diyor peki? Yok Rusya. Rusya biraz daha... Oo, yine büyük bir kayıp. Hocam kaçabildiğin kadar kaçsana lütfen. Yaklaşmayın artık yeter. Şu ordu biraz nefes alsın beyler. Ayıp oluyor beyler. Şimdi bu 66K'yı da üstüne gönderebiliriz aslında buraya. Buraya zaten gönderirsek eğer Yeniçerilerden kurulu bu orduyu muhtemelen burayı ezip geçecek yani. Kamyon gibi ezecek. Onun kaçışı yok. Rusya'nın zaten artık insan gücü de bitmiş durumda. Azaldı iyice. Yani. Güzel. Şu iki şehri de kuşatalım. Ondan sonra herhalde ateşkes yapacağız. Bu Korfu'nun biteceği yok. Korfu bitmezse bitmesin. Onu artık başka bir savaşta düşüneceğiz. Yani oraya uygun bir ordu göndeririz olması. Burada şeyimiz, topçumuz da iyi ama yeterli gelmedi maalesef. Kuşatamadık orayı. Evet. Sen burada peki bir sıkıntın var mı? Yok gibi. İyi. Şimdi siz kaçıyor musunuz beyler, Sayın Rusya? Bir kaçmayın. Bir dakika. Hemen geliyor. Bakın hemen geliyor. Acil servis geliyor. Burada size hemen bir müdahalede bulunacak. Sonrasında artık siz ne yaparsınız onu ben bilmiyorum. Bu abi burada. Kuşat abi. Ha ne güzel. Tamam. Oo yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Ya Rusya ordusu git artık buradan. Adam her yerde karşımıza çıkıyor ya. Kaçamıyoruz. Buyurun. Yakalandık. Hayır. Conceit defeat kabul etmiyoruz şu anda. İki şehir de şu an hızlı bir şekilde bitmek üzere. Tamam, yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Çok üzgünüm bu ordunun durumuna ama seni kaybedebiliriz orada. Hocam sen yani dal oradan vura vura git bence. Böyle vura vura git. Herhalde seni durduramazlar burada. Bakıyoruz. Evet, buyurun. Ve Osmanlı'nın büyük ordusu geliyor. Tabii ki Rus ordusunu artık ne yapıyor bilemedim şu anda. Ama Deliberate Assault'larımızı da almayı unutmayalım tabii ki. Ne eksik burada? Infantry mi eksik? Oo. Şöyle yap. Burada çok fazla mı var? Burada ne eksik? Burada da infantry eksik. Şöyle yaparız o zaman. Yetmedi mi? Bir tane daha. Tamam. Şimdi. Bu abimiz buradan böyle saldırır gibi geliyor. Saldırı altında ama tabii ki of. Bu nasıl bir yenilgi abi? Yeniçerilerden kurulu muhteşem ordumuz tabii ki düşmanı mahvediyor. Buyurun. Derken hangisi defeat oldu? Moralden kaybetti ama. Moralden kaybetti o. İkinci çarpışmasında üçüncü ya da ikinci moralden kaybetti. Rusya ne durumda? 63 olmuş. O zaman bir daha deneyelim anlaşmayı. Şu iki şehir de bitsin de dur. Belki o zaman Yunanistan'ı serbest bırakabiliriz. Yunanistan'ı serbest bırakırsak o zaman belki hani Yunanistan'ı işgal edip Korfu'yu o şekilde alabiliriz savaş için. İdeamız geldi bu arada. Hadi şeyi mi alsın ya da almayalım mı? Bir dakika. İkisi de aynı şeyi veriyor ama. Neyi alalım? Hadi Osmanlı idealarından devam edelim. Olmazsa Osmanlı idealarını komple bitiririz. Şimdi Ruslar artık çöktü. Zaten Fransızlar tarafından da işgal ediyorlar derken bir şehir daha kuşatıldı.
Çok güzel bir haber. Bir de şurayı bitirebilirsek hocam. Sen hızlıca hemen gel de şurayı bir destek ver. Ne diyor Rusya? Vereceğim diyor. Bakın Rusya, vereceğim abi diyor. Ne istersen vereceğim. Gözünü seveyim git artık başımdan diyor. Bak Rusya, ben dedim yani, bak ben istemedim bu savaşı. Sen saldırdın. Ben de geldim şimdi yani. Olay bu. Nerede kaybettik? Yani Rusya kurtarmaya başladı şehirleri. Hocam bir şurayı hızlıca bir kuşatalım da hadi artık. Daha fazla şeyi kurtarmadan bitsin artık şu savaş. defeat olmaya devam ediyoruz derken evet kuşatmamız bitti. Şimdi anlaşmamızı yapabiliriz. Sayın Rusya. Veriyorsun abi buraları bize. Tamam mı? Bak ayıp edersin yoksa. Az önce diyordun abi veriyorum her yeri diyordun. Şimdi vermemezlik yapma. Bakalım. Şu an hala burada kaldık. Burada kaldık. Hocam şunları şöyle bize versen ne olur sanki ya? Şöyle ver bize işte. Ne güzel. Burayı verme. Onu da kabul etmiyor. Burası kaç puan? 6 puan. Şeyde 6 puan diyor zaten. Öbür tarafa. Yok abi biz yani bunu isteyelim ya. Biz bu kadar işgal ettik buraları. Şöyle bir şey isteyeceğiz. Savaşı devam ettireceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Rusya ikna olmuyor. Şurada bir 20K'lık ordu var. Her yeri kurtarmaya çalışıyor. Sen oraya gitme bence. Ama buraları kuşat olmazsa. Ve şu orduyu da sen yakala. Şuradakileri abi sen yakala. Şu Yeniçeriler bakalım burada. Bir dakika. Biz tabi burada Abdugart'ı niye uygulamıyoruz abi? Gerek yok. Deliberate Assault orada. Bazen şey yapıyoruz öyle de kaçıyor. Şimdi burada bu abileri biz yakalarsak ne ol? Hocam kurtarma artık yeter ya bak. Sen tamam buraları işgal et. Ben şimdi geleceğim. Rusya'ya geleceğim ben şimdi. Şimdi hallediyorum. Şimdi Rusya'yı halledeceğiz. Sen şöyle geç şu tarafa. Şurayı izleyelim. Evet buyurun. Bir kez daha ordumuz düşmanı mahvediyor. Sayın Rusya. Bu kadar darbe aldın. Halen daha savaşacak mı diyorsun? Abi kaç bin askerin kaldı? 96 bin. Ya Avusturya bile bu kadar asker yapabiliyor ancak. Ya nasıl bir isteklilik bu? Şurada iki toprak için birbirimizi mi kıracağız Sayın Rusya? Ben buradan böyle ilerleyeyim mi acaba? Bak bu geliyor kurtaracak her yeri. Şimdi o oraya ait. Sen gel abi oraya gel. Biz yukarı çıkacağız. Mecbur kaldık artık. Sen de gel hocam şuralara bir yere. Geri çekil hiç uğraşma. Evet Rusya'yı bir taraftan Fransa, bir taraftan Osmanlı Devleti işgal ediyor ve düşmanımız zor durumda. Ben bu arada bura var kurtarıldı zaten değil mi? Buraları işte şey yapmadık ama kurtarılmış zaten buralar. Öyleyse bir sıkıntı yok. Şimdi ne diyor? Yok hayır verme istemiyoruz. Askerimiz saldırı altında çünkü burada gene. Bak adam geliyor kurtaracağım diyor. Ben de işgal edeceğim diyorum Sayın Rusya. Hadi bakalım. Orduyu topladım getiriyorum. Hatta ikiye böleyim ben şunları. Burada daha hızlı bir işgal yapalım. Gel bakalım hocam. Gel 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 gel. Bunlar ne yapıyor? Tamam. Şu askerimiz çekilsin. Şuradaki Rusya... Ya Rusya git Fransa'nın şehirlerini kurtar. Benim şey yaptım, işgal ettiğim şehirleri niye kurtarıyorsun? Benim seninle derdim yok. Korfu oyunun başından beri ilginçtir. Hala %0'da. Geç hocam geç geç. Sen de şuraya bir yere gel. Rusya böyle gidiyor. Şimdi oradan dönebilirler. Sen Karkov'u işgal et yani. Kurtar diyeceğim ama şöyle gel. Kurtar diyeceğim ama aslında sen işgal yapıyorsun. Bu kim burada? Neyse geçsin bakalım o. Evet bu bölümde devletimiz tabii ki devam ediyor savaşına. Yani tabii bu oyunda
önceden de söylemiştim. Ateşkes yapmak bayağı bir zorlayıcı olabiliyor. Devletler pek ikna olmuyor ateşkes yapmaya ama biz işte elimizden geldiğince burada düşmanımızı ikna etmeye çalışacağız. Bakalım şimdi ne diyor? Buraları ver dedim ben. Bakalım veriyor mu? Şöyle. Hani en azından diyelim ki biraz daha yaklaştık. Reddederse veya reddetmezse. Ha bak mesela şimdi 64'e tamam diyor. Biraz daha mı uzatalım? Biraz daha uzatalım. Şu Yunanistan'ı bir kere bırakmak istiyorum. Bir de şu toprağı alsaydım aslında güzel olurdu ama orayı sanırım alamayacağız. Yani en azından Yunanistan'ı alıp çıkalım biz bu savaştan. Yani Yunanistan'ı serbest bırakıp bu savaştan çıkalım. Gel 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 gel. Rusya ordusuna dikkat etmek lazım. Buralarda bir yerde olabilir. Hocam bir teklif gönderme. Bir saniye. Heh. Tamam. Şuraya gel. Seni reddedelim bir. Tamam. Burada ufak tefek ordular var. Sen geri çekiliyorsun. Şurayı alacağız. Geldin mi hocam? Geldin. Sen de gel. İkiniz birlikte burayı kuşatın. Evet. Vur asfaltı abi. Güzel. Şu savaş skorumuzun kaç oldu? 55. Dayanıklılığı hala var. Savaş istekliliği sürüyor. Düşmanımızın. Seni de artık geri çekelim şuraya bir yere. Bizim gelirimiz 24'müş bu arada. İnsan gücü gelirimiz de 10.000 diyor. Gel hocam orayla. Orayı da kuşat. Sayın Rusya, bizi yine getirdiniz buralara. Ya biz buralara bir kere gelelim dedik. Siz dediniz ki bir daha gel. Buyurun. Gelip duruyoruz biz de. Ne diyor? Hayır. Şöyle gel. 69 diyor. Şu an belki kabul edeceğini pek zannetmiyorum ama. Bakalım. Deneyelim şansımızı. Şöyle. Şunları şöyle versin bize. Sonra bir kez daha savaş ilan edip daha fazla toprak almayı deneyebiliriz. 68'i reddediyor. Şunu mu fazladan seçtik? Az önce de 68'i reddediyordu. Yine reddediyor. Yani bir de şurayı versen ne olur sanki? Yani şurayı da diyoruz ki bırak kardeşim şu Yunanistan alsın orayı. Sayın Yunanistan. Şöyle bir çıkalım bakalım. Devam edelim. Yani işgale devam edeceğiz. Oyuna da devam ettiğimiz gibi. Maalesef Rusya pes etmiyor. Şuraya bir gelsene. Belki bir saldırıyla düşmanımız şoka uğrayabilir. Sen şurada bir asfalt yap. Evet. Şurada bir asfalt yapalım. İstekliliği yine arttı Rusya'nın. İlginç. Bu kadar işgale rağmen yine ben diyor ki savaşacağım arkadaş. Peki. Ordu gücü 100.000'e çıkmış. İnsan gücü artmış. Şurada bir asfalt deneyelim. O da güzel. Bakıyoruz. Sen de geri çekilebilirsin herhalde artık. Yani yapacak pek bir şey kalmadı. Rusya hala savaşırım ben abi diyor. Olmazsa biz bu savaşı bitirelim. Çok fazla da yani ikna olmuyor zaten. Şu 64'lü kabul ediyorsa eğer direkt anlaşalım. Hani verebileceğimiz zararı verdik artık. Ne yapalım? Ben şurayı mı seçmemişim? Ne 68'i kabul ediyor. 71'i eder misin? Etmiyor. Tamam neyse 68'liyi alalım. Para da verir mi yanında? Ya kabul etmiyor. Tamam hadi. Evet hayırlısı olsun diyoruz ve Osmanlı Devleti Rusya Devleti ile bir ateşkes anlaşması imzalıyor. Buyurun. Bayağı da bir toprak aldık abi. Şimdi hocam. Hocam sen şuraya bir yere gel. Tamam mı? Yunanistan'ı artık bir sonraki savaşta serbest bıraktırmaya çalışacağız. Seni nasıl bindireceğiz şimdi? Binsen hocam gemine. Tamam pardon. Ben de diyorum şimdi grafikten pek anlayamadım. Hiç zannettim ki ordu içeride.
Meğersem ordu içeride değilmiş. Tamam. Aylık gelirimiz 14 diyor şu anda. Şu insan gücümüz bir toparlansın. Biraz da şu savaş yorgunluğumuz geçsin. Rusya'ya bir kez daha savaş ilanında bulunabiliriz. Sen orada da tamamsın. Güzel. Avusturya yine mi girmiş Rusya? Fransa... Biz şu Fransa'nın yanında savaşa girsek mi acaba? Ne diyor? Ha, Tras'ımız varmış. Biz muhtemelen şu Britanya'ya karşı bir savaşa gireriz diye düşünüyorum. Açıkçası. Britanya'ya karşı Fransa'nın yanında savaşa girelim. İyi olur, güzel olur. Şu yukarıdan gelen mi o? Tamam. O asker yoğun bir insan gücü kaybediyor. Fas tabi koruması altında hala. Olmasaydı diyecektim hani onu da bir ilhak edelim gerekirse. Ama koruması altındaymış. Sen de insan gücün ne olur. Yavaş yavaş bu bölümü de bitireceğiz. 8. bölümde Osmanlı Devleti Rusya Savaşı'nı bitirmeyi başardı. Rusya'dan önemli topraklar elde ettik. Şimdi bu savaşla birlikte tabi Fransa ve Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla devam edecektir diye düşünüyorum. Sonrasında da biz tekrar bir savaş ilanında bulunup düşmanımızı daha da zor duruma sokabilir ve daha fazla toprak alabiliriz. Şu Korfu'yu tekrar söylüyorum, almak istiyorum. Böyle böyle serimiz devam eder. Şu an tabi hızlı bir şekilde savaş yorgunluğumuz da azalacak. Seninle ateşkesimiz bitmiş değil mi? Ama İsveç ve Prusya tarafından koruma altındasın. Prusya'ya savaş ilan edebilir miyiz? Edebiliriz. Ama Prusya'ya da açıkçası hiç savaş ilan etmek istemiyorum. Hani keşke Avusturya'yı koruması altına almasaydı ama pek ilan etmeyi düşünmüyorum yani. Uğraşsın Rusya'yla. Gerekirse yansın. Bak şu kaybettiği toprakları vesaire bir şeyleri alır. Prusya'nın güçlenmesi bizim işimize gelir. Rusya'ya karşı özellikle. Avusturya zaten Avusturya ne yapacağını şaşırdı. Evet, o zaman bu bölümde bitiyor. 8. bölümde dediğim gibi Rusya Savaşı'nı bitirmeyi başardık ve Osmanlı Devleti tüm coğrafyanın hakimiyetini, gördüğünüz tabii ki coğrafyanın hakimiyetini kurmayı başardı. Bakalım 9. bölümde devletimiz nelerle uğraşacak? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve 9. bölümde görüşmek üzere diyorum.